TV Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Fethullahçı terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Malatya'da 3 kamu görevlisi tutuklanırken 10 müftülük personeli gözaltına alındı. Malatya merkezli 2 ilde yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 kamu görevlisinden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 3'ü tutuklanırken 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 3 kişi daha sonra Malatya E-Tipi cezaevine gönderildi. Ayrıca sabah saatlerinde eş zamanlı olarak önceden belirlenen adreslere giden TEM ekipleri 10 müftülük personelini gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheliye ise ulaşılamadı. Gözaltına alınan 10 müftülük personeli evi iş yerlerinde yapılan aramaların ardından emniyete götürüldü. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan sayılarını valilik açıkladı. Operasyon kapsamında 3 gün içerisinde 19 kamu personeli gözaltına alındı. FETÖ ve paralel devlet yapılanması terör örgütüne yönelik olarak başlatılan operasyonlar kapsamında Malatya'da 3 gün içerisinde 19 kamu personeli gözaltına alındı. Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre valilikte görevli 3 personel açığa alındı. TSK'da görevli bir binbaşı, 3 assubay olmak üzere 4 askeri personel, 3 adli personel, 1 ceza ve infaz memuru, il müftülüğünden 11 personel olmak üzere toplam 19 kamu görevlisi gözaltına alındı. Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinde görevli 2 doktor, Türk Telekom'da görevli 1 memur olmak üzere 3 kamu görevlisi tutuklandı. Ayrıca Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği personeli 3 doktor, 6 hemşire, 1 biyolog, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan 6 memur, SGK'dan 1 memur olmak üzere toplam 17 kamu görevlisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi Amerika'da ziyaretlerine devam ediyor. 15 Temmuz'dan sonra yaşananlarla birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ziyaretlerine devam ediyor. Niagara'da bulunan Türk iş adamlarıyla bir araya gelen Bakan Tüfekçi, ülke olarak pek çok terör şebekesiyle aynı anda mücadele ettiğimizi ve buna rağmen ülkemizde ekonomik faaliyetlerin hiçbir kesintiye uğramadığını belirtti. Tüfekçi, Kanada, Amerika sınırındaki gümrük ve güvenlik uygulamalarının dünyadaki en iyilerden biri olduğunu belirterek FETÖ konusunda Kanada'yı uyardı. Tüfekçi, eğer Kanada demokrasinin, eğer özgürlüğün, eğer hukukun hakim olduğu bir ülke ise, kendi ülkesinde sivil, asker, polis ayrımı yapmadan, 241 kişiyi gözünü kırpmadan katleden bir örgütün başının, demokrasinin hakim olduğu bir ülkede yer almaması gerektiğini düşünüyoruz. Kanada'da buna izin vermez diye tahmin ediyoruz. İsim ve kılık değiştirmelerle kaçak girişlerde dahil her türlü teknolojik altyapıyı ve istihbaratı kullanarak bu tür geçişleri önleme noktasında ciddi tedbirler aldık. Bu noktada hiçbir yasa dışı geçişe izin vermedik, vermeyiz de diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKUT konusunda Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılması için soru önergesi verdi. AKUT Arama Kurtarma Derneği 1996 yılından itibaren faaliyet gösteren, ülkemizde ve dünyada yaşanan afetlerden sonra binlerce insanın hayatını kurtararak Türkiye'nin en bilinir ve güvenilir kurumlarından biri haline gelmiştir diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplaması için soru önergesi verdi. Ağbaba, 1999 yılından beri kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan Türkiye'nin en değerli kurumlarından biridir. Ancak AKUT Genel Merkezi'nin 49 yıllığına verilen irtifak hakkı İstanbul Valiliği tarafından iptal edilmiştir diyerek Başbakan Yıldırım'a 4 maddelik sorularını sıraladı. AKUT Arama ve Kurtarma Derneği Genel Merkez Binası'nın irtifak hakkının iptal edilmesinde dernek başkanı Nasuh Mahruki'nin bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lozan Anlaşması ile ilgili sözlerine muhalif eleştirilerde bulunmasının payı var mıdır? AKUT Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki'nin eleştirel sözleri ardından Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Genel Koordinatörü ve Cumhurbaşkanı'nın anonsçusu Orhan Karakurt'un AKUT ekip liderlerini arayarak "hiçbir destek alamayacaksınız, genel merkezinizi dahi elinizden alacağız" tehdidinde bulunmasının hemen sonrasında irtifak hakkının iptal edilmesi bir tesadüf müdür?
Türkiye'nin yaşadığı afetlerde insan hayatlarını kurtarma konusunda çok önemli bir yeri olan AKUT'un, bilim insanlarınca yakın bir zamanda gerçekleşmesi öngörülen Büyük İstanbul depremi öncesinde yalnızca muhalif tutumu nedeniyle yok edilmeye çalışılması, devlet ciddiyetiyle bağdaşır bir durum mudur? Yüz binlerce insanın hayatının tehlikeye gireceği çok açıkça görülmesine rağmen, kamuoyunda muhalif seslerin susturulmaya çalışılması, hükümetiniz tarafından daha mı önemli görülmektedir? ...19 Ekim Muhtarlar Günü Anıta Çelek sunumuyla başladı. Tüm muhtar derneklerinden oluşan heyet daha sonra Vali Toprak'ı ziyaret etti. 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Muhtarlar Federasyonu Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Eren tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tüm muhtar derneklerinin katıldığı törenin ardından muhtarlar Vali Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti. Ziyareti Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Murat Nalçacı, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ali Seydi Yücekaya, Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Turhan Onar, Batağa Gazi Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Ortaç, Türkiye Muhtarlar Derneği Fütürge Şube Başkanı Reis Ergül, Yeşilurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz'la bazı mahalle muhtarları katıldı. Muhtar dernekleri temsilcileri Vali Toprak'a 15 Temmuz'da hainlere karşı göğsünü siper etmesinden ve dik duruşundan dolayı teşekkür ettiler. Türkiye'de muhtarların ne bir seviyede ne bir değere geldiğinde takdiri şayandır, biliyorsunuz ki. Hatta geçen gün son toplantısından bütün muhtarlarla 400 kişiyle olağan hal şeyine kendi dedi ki sizin onayınızı kabul ediyorum. Ve bu da bize bir mutluluk verdi. Muhtarların onayıyla olağan hal tekrar yeniden gündeme getirdi oradan. Ve buradan ve sizlere ve bütün emeği geçen muhtarlara ve şimdiye kadar muhtarların sosyal haklarını ve maaşlarından dolayı yapmış olduğu bu hükümete ve sizlere çok teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz. Vali Mustafa Toprak ise Cumhurbaşkanımızın görev süresi içerisinde külliyeye muhtarlarımızın her birini davet etmesi, muhtarlarımıza verdiği değerin bir nişanesi olarak çağırması, orada sizlerden duygularınızı, heyecanınızı, hissiyatınızı alması ve sizi onure etmesi aslında sizlerin şahsında tüm mahallelerimizi, ülkemizi, milletimizi, tüm arkadaşlarımızı onure etmektedir, dedi. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün başta muhtarlarımız ve aileler olmak üzere sizlere, Malatya'mıza, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. 19 Eylül 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanacak şekilde bir genelgeyle Muhtarlar Günü 19 Ekim olarak tespit edildi. Ve bu sene ilk defa 1. Muhtarlar Günü'nü de hep birlikte kutluyoruz. Ve onların her birini bu görev süresi içerisinde orada muhtarlarımıza verdiği değerin bir nişanesi olarak çağırması, orada sizlerden duygularınızı, heyecanınızı, hissiyatınızı alması ve sizi onure etmesi aslında sizlerin şahsında tüm mahallelerimizi, ülkemizi, milletimizi, tüm arkadaşlarımızı onure etmektir. O anlamda bunun da olumlu olduğunu düşünüyorum. Tabii zaman içerisinde önemli değişimler de oldu. 15 Temmuz sürecini de değerlendiren Vali Mustafa Toprak, 15 Temmuz hain ihanet girişimini hep birlikte önlediğimiz için teşekkür ediyorum. Son zamanlarda muhtarlar sadece kendi mahalle ve beldesiyle ilgili, yöresiyle ilgili değil, toplumun tüm sorunlarıyla, şehrin tüm sorunlarıyla, kalkınmasıyla, ekonomisiyle, sosyolojisiyle, kültürüyle, sanatıyla, sporuyla iç içe geçen bir çalışma ve uğraşı içerisindesiniz. Onun için de bu bana ayrıca mutluluk veriyor, dedi. Bu verilen önem çerçevesinden son zamanlarda baktığımızda gerek muhtarlarımızın daha kendilerine yakışan bina ya da görev yerlerinin de belediyelerimizce ihtas edilmesi, o da yine verilen bir değerle bağlantılıdır imkanlar ölçüsünde. Daha düne kadar kendi evinden mührünü ve çantasını taşıyan muhtarlarımız bugün sunulan verilen imkanlarla birlikte mahallelerinin içerisinde
bir parkın güzel bir köşesinde, bir olumlu bir mekanda vatandaşlarımızın da erişebileceği, evet, ulaşabileceği, evet, bulabileceği bir noktada hizmet veriyorsunuz. Onun için ben devletimize, bakanlıklarımıza, herkese de çok teşekkür etmek istiyorum. Hissiyatı bildiğim için ondan dolayı ifade ediyorum. Sizlere tüm çalışmalarınızda... Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmete girdi. Parkın ilk ziyaretçileri Vali Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Emniyet Müdürü Ömer Urfal oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşiltepe bölgesinde kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapımı tamamlandı. Hizmete giren parkta Büyükşehir Belediyesi İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik kuralları ile ilgili olarak hem teorik hem de pratik eğitimler veriliyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın ilk ziyaretçileri ise Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Emniyet Müdürü Doktor Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz oldu. Geziye öğrenciler de eşlik etti. Öğrencilere ilk olarak Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü polisleri tarafından slayt eşliğinde trafik kuralları hakkında teorik bilgiler verildi. Öğrenciler aldıkları teorik eğitimin ardından akülü araçlarla pratik eğitimi yaptılar. Pratik eğitim sırasında trafik polisleri tarafından çocuklara trafik ışıkları, yaya geçişleri hakkında uygulamalı bir şekilde bilgiler de verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın günlük yaşamlarında sıkça karşılaşmış oldukları trafik kurallarını daha iyi bir şekilde öğrenmelerini sağlamak amacıyla bu parkı çocuklarımızın hizmetine sunduk, Malatya için bir ihtiyaçtı dedi. Vali Mustafa Toprak ise trafik parkının Malatya'ya kazandırılması ve çocuklarımızın hayatını gelecekte koruma adına çocuklarımızın özellikle büyükleri yönlendirme noktasında önerileri olacağını düşünerek çocuklarımız için yapılan bu trafik eğitim parkının hayırlı olmasını diliyorum dedi. Malatya Devlet Tiyatrosu yeni sezonun ilk perdesini iki farklı oyunla açıyor. Oyunların bileti satışa çıktı. Malatya Devlet Tiyatrosu, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği Midas'ın Oyunları adlı oyunla perdelerini açıyor. 21-22 Ekim tarihlerinde sahnelenecek komedi oyunu olan Midas'ın Oyunları, Oğuz Utku Güneş yönetiyor. Malatya Devlet Tiyatrosu'nun ilk perde özel ikinci oyunu ise Bayram Yeri adlı çocuk oyunu. 3 yaş üstü çocuklar için uygun olan Bayram Yeri, 21 Ekim Cuma günü 2 seans olarak sahnelenecek. Sezon boyunca sahnelenecek devlet tiyatrosu oyunlarının biletleri 13 gün önce satışa çıkacak. Biletler ise Sabancı Kültür Merkezi ve internet üzerinden satılacak. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı Perşembe günü açılıyor. Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda inşaat, yapı, mobilya ve dekorasyon ürünleri sergilenecek ve satışa sunulacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından düzenlenen 4. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı Perşembe günü açılıyor. 23 Ekim gününe kadar açık kalacak Yapı Dekorasyon Fuarı'nda inşaat, yapı, mobilya ve dekorasyon ürünleri sergilenecek ve satışa sunulacak. 13'te Büyükşehir Belediye Yanı Fuar alanında açılacak fuar 11-20 saatlerinde ziyaretçi ağırlayacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Sabri Akın ise Malatya'da ve bölgede dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz yapı ve dekorasyon fuarına bölgesel anlamda 41 firma katılacak. Sektörün önde gelen firmaları ürünlerini sergileyip satışa sunacak diyerek Malatyalıları fuara davet etti. Ege Bölgesi Malatyalılar Derneği'nin organizasıyla Muğla ili Köyceğiz ilçesini gezen basın mensupları Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın konuğu oldu. Köyceğiz ilçesinde Dalyan Kaunos Harabeleri, Kaplıcalar Bölgesi'ni Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Ege Bölgesi Malatyalılar Derneği Başkanı Nüvit Ateş'le gezen Malatyalı basın mensupları bilgiler aldılar. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Malatyalı gazetecilerle uzun süre sohbet etti. Malatyalılar olarak Sayın Başkanımın başkanlığında bizleri ziyaret ettiniz. Ben bu usta çok mutlu oldum. Malatya'yı uzun yıllardır beri tanıyorum. Öğretmenlik yıllarından beri gelip geçiyordum içerisinde. Ve Malatya'da hakikaten güzel bir kentimiz. İki tane cumhurbaşkanı çıkarmış bir il.
tarihi bir ilimiz. Nedense her baş harfleri Muğla ile başladığı için birbirine plakalarımızda yakın olduğundan uzun yıllardır Malatyalılar Derneği ile ilişki içerisindeyiz. Ve güzel Malatya'mızın güzel kayısılarını her yıl abim bize gönderir. Biz buradan otobüste gelenleri alır, buradaki belediye başkanlarına, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına dağıtırız. Biraz sonra gezip göreceksiniz, Kaunos harabelerimiz var, kral mezarlarımız var, ikinci koyumuz var, sultane koyumuz var, kaplıcalarımız var. Burası güzel bir yer. Her zaman sizi buraya beklemekten bekleriz, ağırlamaktan şeref ve onur duyarız. Ege Bölgesi Malatyalılar Derneği Başkanı Nüvit Ateş ise Başkan Ceylan'ı yıllardır tanıdığını belirterek hizmet adamıdır dedi. Şimdi tabii biz bugün Köyceğiz Belediye Başkanımızın konuyuz. Kendisi bizleri onur etti, karşıladı. Tabii biz Köyceğiz Belediye'mizle devamlı iletişim içerisindeyiz. Kendisinin az önce söylediği gibi efendim. Yani biz kendilerini seviyoruz. Şahsiyet olarak da gerçekten çok değerli bir isim. Sahibinliğiyle, şeyle, yani bir belediye başkanı gibi değil de bir kardeş gibiyiz yani. Böyle bir değerli bir kardeşimiz. Tabii sizleri Malatya'da ağırlamak isteriz başkanım. Bizim dostumuz Allah'ın verdiği ömre vallahi kadar... Geliriz biz de Malatya'da haberin olsun. Şeref diyorum, şeref diyorum geliriz. Efendim. Şeref diyorum. Efendim bizim dostumuz Allah'ın verdiği ömre kadar devam edecektir sevgili başkanım. Teşekkür ederim. Ben Malatya'daki gazeteciler gelen arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Saygı sevgilerimi arz ediyorum başkanım. Sağ olun efendim, sağ olun. Konuşmalardan sonra Ege Bölgesi Malatyalılar Derneği'nin plakete ve Malatya'dan getirilen kuru kayısılar Başkan Ceylan'a takdim edildi. Eğitim Bilsen Malatya Üniversite Şubesi Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı. Rektör Ahmet Kızılay da aşure ikramına katıldı. Eğitim Birsen İnan Üniversitesi kampüsündeki şube binası önünde Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı. Aşure ikramına şube üyeleri, öğretim görevlileri, üniversite çalışanları ve öğrencilerin yanı sıra İnan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Memur Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli ve öğretim üyeleri de katıldı. Eğitim Birsen Malatya İkinoğlu Üniversite Şube Başkanı Yaşar Sakar, Muharrem ayının Müslümanlar için en önemli aylardan bir tanesi olduğunu ifade ederek, sendika olarak ilk defa düzenledikleri aşure etkinliğini her sene yapmaya çalışacaklarını belirtti. Biliyorsunuz bu Muharrem ayı Müslümanlar için en önemli aylardan bir tanesi. Hüzün ayı olarak da bilinen bir ay. Aynı zamanda aşure etkinliklerinin çok yapıldığı bir ay oluyor. Sendika olarak da biz İlkini gerçekleştirdiğimiz bugünkü aşure programımızda inşallah bundan sonraki süreçte de yine sendikamızın önünde daha büyük katılımlarla yapmayı planlıyoruz. Katılımlarınız için herkese teşekkür ederim. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli tarafından dua okundu. Daha sonra Rektör Kızılay, Rektör Yardımcıları, Memur Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli tarafından etkinliğe katılanlara aşure ikram edildi. Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Allah, Elhamdülillah, nimeti devlet ziyade ola, erhak bereketin vere, bu gitti yenisi gele, nimeti celil, bereketi İbrahim-i Halil, kurbanı delil ola. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.